Sayın Başkanı özledik, yıllardır hasretiz. Bugün konuşacak, takdim edeceğiz. Geçen sene kötü bir sezon geçirdik maalesef. Küme düştük. Pandemiden dolayı da kısmet diyelim, Adana Spor'un şansı diyelim, ligde kaldık. İnşallah geçen seneki yaptığımız hataları bir daha yapmayacağız. Bu kadar tecrübeyle aslında yapmamamız gereken şeyleri yaptık. O konuda kendimizi de eleştirdiğimiz zamanlar var. Benim aslında çok fazla anlatacak bir şeyim yok. Adana Spor camiası biliyorsunuz bu şehre mal olmuş. Büyük bir camiye, büyük bir kulübüz. Bu sene de hedefimiz büyük. İnşallah istediğimiz hedef doğrultusunda sezonu geçirir. Lig sonunda da istediğimiz yerde bitiririz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bir iki tane eksiğimiz var. Bizim yani teknik ekibin vermiş olduğu rapor doğrultusunda konuşuyorum. Benim şahsi görüşüm değil tabii. Daha transferin de bitmesine 10 gün var aşağı yukarı. İnşallah eksiklikleri de gidereceğiz. Giderince de sizlerle de paylaşacağız. Bir scout ekibi var. Bu arkadaşlar belirliyorlar. Tabii belirlendikten sonra sadece bir maçla kalmayıp 3-5 maçı izleniyor. Hem canlı olarak hem video görüntüleriyle. Geçtiğimiz sezonlardaki performanslar da değerlendiriliyor. Aslında bizim geçen seneki takım kötü bir takım değildi ama maalesef içeride yaşadığımız bazı problemlerden dolayı takım geçen sene çok kötüye gitti. Bu seneki aldığımız oyuncuları da eğer incelerseniz, geçmiş kariyerlerine bakarsanız yine hepsinin birçok başarıları var. İşte Ozagovic olsun, Donkor olsun gibi yabancılardan özellikle bahsediyorum. Türk oyuncuları zaten biliyoruz hepimiz. Dolayısıyla bir kereyle ya da bir kişinin lafıyla ya da herhangi bir menajerin önerisiyle alınan oyuncu kadrosu yok bizde. Birçok akılın ortak karar verdiği bir takım oluşturuluyor Adana Spor'da. Dolayısıyla ama dediğim gibi yani geçen sene başarısız olduk. Bunun birçok sebebi var. Bir tane sebep bireysel anlamda konuşursak yanlış olur. Canlı yayında söylemiştim. Türk futbolunun kurtuluşu şirketleşmede diye. Ve gün gelecek Türkiye'deki bütün kulüpler şirketleşecek, şirketleşmek zorunda. Bugün yine aynı şeyi söylüyorum. Bugün Adana Demirspor Kulübü'nün de şirketleşmesi benim Bayramak Gülü olarak söylüyorum. Doğru yolda. Murat Başkan da bence iyi işler yapıyor. Kendisi benim eski arkadaşımdır, eski dostumdur zaten. Bence doğru yolda ilerliyor. Eğer becerebiliyorsa bunu Adana Demirspor camiası çok doğru bir şey. Şu an bizde mesela 5-6 tane şey var. Altyapıdan oyuncu var kadromuzda. En fazla altyapıdan oyuncu oynatan, piyasaya süren takımlardan biri Adana Spor. Bundan aşağı yukarı 12-13 sene önce bir basın toplantısı yaptığımda Çatalan'ın doğru yer olmadığını izah etmişti. Hiç kimse çocuğunu Çatalan'a göndermek istemiyor arkadaşlar. Çok büyük bir alan, işletme maliyeti çok yüksek. Tek başınıza da bir yere kadar yapabiliyorsunuz. En azından şehrin içerisinde bir tesis konusunda bir yardım alamadık. Araziyi verin biz yapalım dedik, olmadı. Arsayı bulduk burayı verin dedik, yapamadılar. Şampiyon olduğumuz sene gittik, yeri belirledik, burayı verin, tesisi biz yapacağız dedik, veremediler. Bakın Adana Spor'da şu an 1000 küsur tane altyapısında oyuncu var. Bunların hepsi Adana çocuğu. Ama benim bunlara altyapıda idman yaptıracak saham yok. Yok. Bu benim kabahatim mi sizce? Yer yok yani. Çünkü her taraf bina olmuş. Bu sadece benim problemim değil, Adana'nın problemi aslında. Yeni Adana inşa edilmiş, Kuzey Adana. Çıkmaz sokaklar var ya, böyle bir şey olabilir mi? Ama hiç kimse yeşil alan bırakmamış. Şimdi 1000 tane çocuğu biz her gün gençliğin orada merkez toplantı yeri orası, oradan alıp otobüslerle her gün birinin verdiği sahaya idmana götürüyoruz. Bu benim ayıbım değil bence. Bu şehrin ayıbı. Bunu çok altını çizerek net söylüyorum yani. Bunlar benim çocuklarım değil, sizin çocuklarınız. Bu şehrin çocukları. İdman yapamıyorlar. Ben bu kadarını yapabiliyorum tek başıma. Çimimiz kuruduğunda kışlık bakıma geçtiğimizde 45 gün Adana Spor A takımı idman yapacak saha arıyor arkadaşlar. Otobüste her gün bir sahaya gidiyor Adana Spor. Bu benim ayıbım değil ya.
Benim istediğim yeşil, ya şuraya 3 tane saha yapalım, çocuklar itmaya residence yapmak, Bayram Akgül oraya otel yapmak için istemiyor burayı. Diyoruz ki arkadaş şurada 3 tane yeşil saha. Yapalım şu çocuklar gelsin, idman yapsın. Türk futboluna kazandıralım. Kenar mahalledeki kahvelerden kurtaralım bu çocukları. Yapamıyoruz arkadaşlar. Başkan tekrar teşekkürler. Bizler için de bu taraf ya.